Sıcağı sıcağına da Ankara Gücü Alanya maçından sonra Meriç abimle beraberiz. Kötü bir skor abi, 5-0. Feci bir skor. Kötü falan değil yani. Kötü tanımlamıyor ortadaki skoru. Yani Güçlüyorum programında da, hatta ben pazartesi günü yaptığımız programda da Ankara Gücü'nün erken gol yemesi durumunda skorun çok farklı gidebileceğini, o kırılganlığının yoğun olduğunu söylemiştim. Seninle de paylaşmıştık abi çok zaman. Evet. Yine bir erken gol yedi Ankara Gücü. Bir takımın değerlendirmesini alalım. 16. dakika. Geçen hafta 6. dakikada gol yemişti. 6 mı 9. dakikada yemişti. Yani ilk 10 dakika içinde falan yemişti orada. Şimdi burada da 16-17'de yedi. Ondan sonra 43 başladı. Dakika. 85'e kadar galiba 2-0 mı gitti? Tabii. 85'te mi 86'da mı ne? Üçüncüyü yedi. Hatta 96 5'i gösterdiğinde ben sana ya Ankara Gücü nasıl 3 gol atıp da işi çevirecek? 90+1'de falan bitirseydi keşke dedim. Keşke bitirseymiş. Abi şimdi nasıl çevirecekti sorusunun genel kısmı şu. Ankara Gücü pozisyon da bulamadı maçta. Tabii canım, tek pozisyon 90+2'de Orgin'in gidip vurduğu, Alanya'nın da iyice yumuşadığı 4-0'dan sonra direkten dışarı giden top. Onun dışında atak var mı düşünüyorum, hiç hatırlamıyorum. Ya ben hatırlamıyorum, maçın etkisiyle unuttum olanı, ama bence yoktu ya. Yani maç sonunda Lig TV'nin şeyine baktım, Beyin Sports'un istatistiklerine şöyle bir göz attım. %51 topa hakim Ankara Gücü takımı. Ya Ankara Gücü takımının stoperiyle santrfor arasında 50-55 metre mesafe var. Sen ne haddine o kadar açılarak oynuyorsun? O kadar açılırsan, savunmamda biraz ileri çekersen, nitekim 5. gol işin artık finali oldu, ama ondan önce de yenilen gollerin hepsine bak, ileri çıkmaya çalışıyorsun. Ya çekil kendi sahana, gel ceza alanının önüne, orta sahayı onun üzerine diz. Orta yayın içinde de Orgil geçsin, dolaşsın, at ona topu. Zaten Alanya takımı bir önüne bir arkasına iki stoper koymuş. Orgil her döndüğünde ya vurdular ya ayağından aldılar topu. Ki yani Ankara Gücü'nün bu seri mağlubiyetler, puan alamama serisinde de en önemlisi rakibin Orgil'i çözmüş olması. Tabii canım, Ankara Gücü'nün. Orgil'i çözdüğü zaman oyun sistemi Ankara Gücü'nde bir manada çöküyor. Önde basan, Orgin'i kitleyen takım Ankara Gücü'nü yener. 2x2-4. Çok böyle oturup saatlerce ders falan çalışmalarına gerek yok. Kadro kapasitesi belli. Yapılacaklar belli. Yapılacakları yaptırmayan takım Ankara Gücü takımını alır götürür böyle işte kötü kötü yerlere. Yani hiç hoş bir şey değil. Yani bugün hiç kimse rahat uyumayacak. Ankara Gücü'nü seven hiç kimse bu akşam rahat uyumayacak. Haftada hiç iyi gitmeyecek insanlar için. İşte maalesef öyle bir durum var. Ankara Gücü haddini bilerek oynamadı. Ben tabii, iki haftadır öyle. Yani futbolda biraz haddini bilmek gerekiyor. Şimdi bu takım sezon başı hazırlık kampını doğru düz geçirememiş. Evet. Millet birinci kamp dönemini bitirdiği zaman Ankara Gücü daha tesislerden dışarıya çıkamamıştı. Nasıl kamp yaptı belli değil. Zaten kadro derinliğin yok. Biraz önce Mustafa Hoca'nın da söylediği gibi kanatlar yarım. Orta saha yok. İleri uç ve defans arasında giden bir tempo var. Defansta birisi sakatlandığı zaman Ankara Gücü'nün neye uğradığı veya cezalı duruma geçtiği belli değil. Metin Diyed'in son maçlarında oyunu biraz daha kompakt yapmaya çalışıyordu. Aynen, alan daraltıyordu. Mustafa Kaplan'la bu performansı, gücü tam olmayan takım iyice kanatlara, çizgilere yönelmeye başladı. Zaten çizgi, topu yön değiştirme yeteneği de olan bir kanatların olmadığı zaman bu kadar yayılmada bir şeye yaramıyor. Aynen. Ankara Gücü toplu oynama oranı en yüksek olduğu maçlardan bir tanesidir büyük ihtimalle, ki bunun böyle olması da normal. Yani maçın başında yenik duruma düştüysen, 2-0 yenik duruma düştüysen, rakibin zaten sana topu verir, üzerime gel, ben sana kontra atak yapayım der. Ama 19 kere şut çekmiş Alanya Spor. Ankara Gücü'nün rakip kaleye çektiği şut sayısı neredeyse Alanya'nın attığı gole yakın, 7 tane. Yani topu alıyorsun, geveliyorsun. Bir sağa pas, bir sola pas, iki geriye pas. Sonra bir sağa, bir sola daha doğru. Pozitif bir şey yapma adına hiçbir çaba yok. Sonuçta böyle facia oluyor. Yani bu zaten istatistiklerde isabetli şut sayısında da yansıyor. Kaleye Ankara Gücü'nün iki tane isabetli şutu var. Biri de Orgil direkten dışarıydı. 96'da olan. Ankara Gücü'nün böyle bir şey var. Şimdi Mustafa Kaplan
bu hafta enteresan bir şey denedi. Genç oyuncuları sahaya sürdü. 80'den yani sonra, 70'ten sonra. Ankaragücü taraftarı ne zamandır bu isimleri bekliyordu sahada. Bu maça kısmet olmuş. Berke girdi 79. dakikada 65'te. Ender girdi 46'da da Alper girdi oyuna. Yani o ezici skorun futbolun altında bu çocuklar da kaldı. Sonuç itibariyle evinde işte ne bileyim 2-0 öne geçersin. Çocuklara şans versin, havasını bulsun diye sokarsın. Burada zaten 2 olmuş, 3 olmuş. Ondan sonra... Maçı zaten çeviremeyeceğim. Tepkileri evet, azaltayım evet. Değişikliği. İşte gençleri soktum. Yani yaptı desinler. Yani bunun böyle başka açılımı yok. Şimdi kim vardı da sokmadı dediğimiz zaman yedeklerde başka. Furkan vardı yedek kaleci. Yalçın var, Alihan var. Alperen var yine genç çocuklarda. Sedat var, Aydın var. Ahmet Arık var. Yani Sedat'ı misal sokabilirdi biz zaten. Değişiklik yapacaksa. Bir de Aydın'ı sokabilirdi. Evet. Ama Aydın'ın ben geçen hafta oyundan çıkışında o sakatlık değişikliğiyle beraber ben Aydın'ın artık Ankaragücü'nü bıraktığını düşünmeye başladım. Tümden sakatlandı ya. Yani sezon bitsin ben gideyim moduna girdiğini düşünmeye başladım. Ya da devre arası olsun devre ben arası gideyim. Yani sanki ben öyle bir şey hissettim. Bu değişikliklerde yapılabilecek zaten başka değişiklik yok kıvamındaydı. Mevcut ilk 11'le de zaten yapılabilecek bir şey yok. Mehmet Sak yani değişik bir oyun kurgusuyla aslında çıktı Ankaragücü. Yani bir bekte Cebrail vardı. Önünde Mehmet Sak vardı. Kendine verilen bu kadar şansı nasıl bu kadar kötü kullanıyor? Tamam. İkinci golde kaptırdığı topta ona yapılan hareket faul. Ne bileyim üçüncü golde Cebrail'e yapılan hareket kafaya çıkarken de itti rakibi. O da faul ama bunların hiçbiri mazeret olmamalı. Sen iyi oyununu oynarsın, bunlar ayrıntıya girer. Ama sen verilen şansı iyi kullanamıyorsun ki. Yani benim aklım almıyor bu Mehmet Sak kendine verilen şansı ne kadar ucuz harcıyor. Cebrail yine bir çabası var ama son golde gerçi diyeceksin ki orada da zaten bitmiş maç. Yani gidip uçup atlasa, indirse boşu boşuna kart görüp atılacak. Ondan sonra da önümüzdeki hafta maçta olmayacak. Yani ne taraftan bakarsan bak tuttuğunda elinden kalan feci bir maç ve feci bir skor yani. Yani şimdi 5-2 haftada 8 gol. Evet. Mustafa Hoca'nın gol ortalaması 4'e çıktı. Zaten genel performansa bakıyorsun 13 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 8 yenilgi yani üst üste de yanlış hatırlamıyorsam 5. yenilgi bu. Evet. 5. yenilgi. Kupayı falan da dahil edersek 6-7. Yani 6 işte böyle işler kötü gidiyor. Yani umudunu kaybet, insan umut ettiği sürece, hayal ettiği sürece yaşar falan diyoruz ama yani ben de umutlarım böyle şu hale baktığımda defalarca gözden geçirmem gerektiğini mi düşünüyorum yoksa gereksiz bir umutsuzluk mu diyorum bilmiyorum ama yani çok şeyin değişmesi lazım Ankaragücü'nde. Ne kadar değiştirebilecekler, ne yapabilecekler bakıp göreceğiz ama işin hiç de hoş bir görüntüsü olmadığı ortada. Yine de umudu kaybetmemek lazım. Yine de sonuna kadar belli bir takım şeyleri yapıp ne bileyim işte bu transfer yasağını mı kaldıracaklar, transfer mi yapacaklar, yapmak için gelenler bir şeyler yapsınlar da görelim bakalım. Yeniden umudumuzu yerine koyalım. Şimdi haftaya bir Göztepe maçı var. Ankara'da çok önemli bir maç. Çok önemli maç. Yani en önemli maçlar sezon maçı. Yani artık kırılma maçı diyeceğimiz hatasının telafisinin olmayacağı maçlardan bir tanesi. Aynen öyle. Bir de Denizli maçı var. İçeride iki maç var zaten. Bu iki maçtan Ankaragücü'nün üçer puanla, bir puanla değil üçer puanla ayrılması lazım. Ki bir de deplasmanda ne puan alırsa mesela bir Antalya maçından puan alabilir Ankaragücü. Umut ettiğim Antalya maçı var. Ondan da puan. Galatasaray maçı zor bir maç. Zor bir maç. Alırsa ikinci yarı için umutlu konuşabiliriz. Ama eğer buralarda bir hata yapılırsa... Aynen öyle. Yani ligin ilk bölümü bitene kadar 6 ya da 7 puan alırsa ikinci yarı için yapılacak transferler açılacak. Transfer tahtası ve yapılacak transferlerle birlikte bir şeyleri umut etmeye devam edebiliriz. Ama... bununla, bu 9'la 10'la ilk yarıya gidersek
işte ondan sonrası böyle mucizeden maydanoz. Aynen öyle. Yani mucizeleri beklememiz gerekiyor. Yani geçen seneki mucizeden daha ötesini ister. Çünkü geçen sene 20 ile girildi. Üstüne 20 mi 21 mi ne alındı? Evet. Bu sene çok daha fazlası gerekiyor. 30-10 galibiyet bile yetmeyebilir. Çünkü ligin gidişatının ne olacağına ilişkin hiç kimsenin fikri yok. Kim zıplayıp öne çıkacak, kim geride kalacak? Ha diyebilirsiniz ki puan farkı çok az. İşte 3 yenilgi, 3 galibiyet birçok şeyi değiştirebilir ama o 3 galibiyeti alacak takım önemli. Yani bir de bir takım şu anda görüntü öyle bir takım değil. Bir takım küme düşmüyor, 3 takım küme düşmüyor. Aynen öyle. Bu fikstürler içerisinde puan alması muhtemel. İşte lig, enteresan bir lig. Gençler Birliği 2 hafta önce Ankara Gücü ile hemen hemen aynı puanlarla evet. gerisindeydi. 2 galibiyet. 3 haftada Gençler Birliği kendisini yukarıya attı. Aynen öyle. Yani neredeyse gelse yeni Malatya ile aradaki puan farkını 3'e falan düşürecekti. O kadar kritikti. Ama Ankara Gücü'nün rakip mücadele ettiği takımlar Kayseri Spor. Bir değişiklik var orada, ne olacak belli değil. Onların da işi kolay değil. Kasımpaşa evet. var. Ama Göztepe var. Ama bunların hepsi hamle yapabilecek takımlar gibi gözüküyor Kayseri hariç. Ankara Gücü'nün dediğin gibi abi ne kadar puan alırsa alacak. Ondan sonra gelecek mucizeleri mi bırakacak yoksa mücadeleyi mi bırakacak onu göreceğiz diyorum. Evet bence de. Bence de. Ama görüntünün hiç de keyif verici olmadığı, hatta tam tersine keyif kaçırıcı olduğu da bir gerçek. Yani ne bileyim ya. Hakemle de ilgili görüşlerini evet. alayım abi. Hakemi nasıl buldun? Ben zaten Alperson yönetimini genelde beğenmem. Hakemliğini de beğenmem. Dediğim gibi ikinci golde Mehmet Sak'a yapılan rakibin kalçayla vurup düşürmesi faul. Evet. Üçüncü golde Cebrail kafaya çıkarken topu kafayla indiren Alanyalı oyuncunun sol eliyle Cebrail'i açık ve net biçimde ittiğini görüyoruz. Bu ikisi yoktan, hakem hatasıyla yoktan var edilmiş. İki gol, ha bu arada diyeceksiniz ki tamam bundan sonra top gitti, öbür tarafa orta oldu, ön direk, arka direk, Ankara Gücü oyuncuları ne yapılıyordu? Bu tartışılır ama çıkış noktası faul olan iki tane gol var. Son golde offside yok, onu çizdiler, var çizdi, televizyondan izledik. Genelde hakem değerlendirmesi biraz hoşgörülü gibiydi Alper Ulusoy. Yani Alanya Spor takımı yeterince baskı yapıp eziyor Ankara Gücü'nü. Ben daha fazla ezdirmeyeyim havasındaydı. Çünkü mesela Orgil'e daha önce bir sarı kart gösterebilirdi kafaya çıkarken. İkinci sarı karttan kırmızı olurdu. Evet, yani öyle bir takım jestleri de oldu. Ama sonuç itibariyle ben zaten hakemliğini beğenmediğim için bu maçı da bence iyi yönetemedi. Ki VAR yayıncı kuruluş şeyi gösterdi özellikle ikinci golde. Offside olup olmadığını gösterdi ama çıkış aslında noktası, orada kontrol evet. hemen öncesinde Mehmet Sak'ın topu kaptırmasıydı. Tabii yani Mehmet Sak da hata orada. Hadsizce alıp dönmeye çalışıyor ama adam geriye yüklendiği gibi vurup indiriyor. Evet. Yani VAR'a bakarak, VAR'a bakmalarına rağmen görmeyip devam gol vermeleri de ayrı bir enteresan. Ya zaten vardı bir fiyasko. Hakemler de şu görüntü itibariyle, şu ana kadarki performans itibariyle ciddi bir fiyaskonun unsurları olarak Türk futboluna imzalarını atıyorlar. Yani işin keyfini kaçırma konusunda son derece başarılı var. Başarılı oldukları tek konu da o açıkçası. Çok da uzatma gerek yok Meriç abi. Pazartesi günü Müjdat Yalman hocamla beraber Ankara Gücü Gençler Birliği, Keçiören Gücü Osmanlı Spor maçlarını değerlendireceğiz. Çarşamba günü de beraberiz. Engin'le beraber Ankara Gücü'nün detaylı analizini çıkaracağız. İnşallah. Bu sıcağı sıcağına programımızın ilk bölümüydü. Önümüzdeki haftalarda daha sık yapmaya başlayacağız. Her maçtan sonra yapmaya başlayacağız. Kötü bir maçtı, can sıkıcı bir maçtı. Mutlu etmeyen bir maçtı. Ama maçtı. Maçtı. Futboldu ve 3 puan alamayan takım Ankara Gücü oldu. Yani başlık atsak Ankara Gücü 3 puanı 5 golle verdi diye atılabilecek bir maçtı. Hakkı olan bir mağlubiyetti. Ankara Gücü'nün kazanma kararı. Alanya takımı her şeyi yaptı. Yani şimdi Alanya takımının galibiyetine de tutup bir bahane üretip kulp takmak çok yanlış. İkinci, üçüncü goldeki hatalar olmasaydı başka pozisyonlarda kaçırdığı 4-5 net daha var. Onları atarlardı. Yani Ankara Gücü o kadar fırsat tanıdı ki.
Neyse, sonuç çok kötü. Ne yazık ki. Teşekkürler Meriç abi. Rica ederim. İyi maçlarda görüşmek umuduyla. Görüşmek üzere.